Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır? Mutluluk acının yokluğu ve haz anlamına gelir. Mutsuzluk ise hazın yokluğu ve acıdır. Evet, iç cümlemizde tanımlama yapılmıştır. Mutluluk ve mutsuzluğun tanımı vardır. Şimdi böyle bir hayat teorisi pek çok zihinde, duygu ve amaç açısından en saygıdeğer olanların bazıları da dahil olmak üzere, katıksız bir nefret uyandırır. Evet, duygu ve amaç açısından en saygıdeğer olanlar ifadesinde bir karşılaştırma vardır. Buradaki en zarfı karşılaştırma yapmıştır. Yani bize verilmiş olan bu parçada tanımlama ve karşılaştırma vardır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada öykü türünün anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi ortaya konmuştur? Çünkü tür itibariyle öykü, başlı başına dili tasarruflu kullanmayı, kısıtlı kelime sayısıyla derdini anlatabilmeyi, üsluptaki derinliği dildeki disiplinle yaratmayı öğretiyor yazarına. Burada dili tasarruflu kullanmaktan bahsedilmiştir. Kısıtlı kelime sayısıyla derdini anlatabilmeden bahsedilmiştir. Yani gereksiz sözcük kullanılmamasına dikkat çekilmiştir. Bu da duruluktur. Dar zamanların içine büyük dünyalar sığdırabilme yetisini de öykünün yazarına kazandırdıkları arasında sayabiliriz. Evet, yani az bir yazıyla büyük dünyaları anlatabilme, az sözle çok şey anlatabilme, burada da yoğunluk vurgusu vardır. Cevabımız duruluk ve yoğunluk, C seçeneğidir. Bu parçada klasiklerin hangi anlatım özelliği üzerinde durulmuştur? Açıklık, anlatımın açık ve net olmasıdır. Okuyan herkes tarafından aynı şeyin anlaşılmasıdır. Yalınlık, süslü anlatımdan uzak durmaktır. Söz sanatlarından kaçınmaktır. Akıcılık, anlatımın hiçbir engele takılıp kalmadan devam etmesidir. Duruluk, gereksiz sözcük kullanmamaktır. Yoğunluk ise anlam derinliğidir. Yani az söz kullanılmıştır, ancak birçok anlamlar kastedilmiştir. Bu sebeple de bu eserler her okunduğunda yeni yeni anlamlar keşfedilebilir. Klasiklerin özelliklerinin anlatıldığı bu parçada asıl üzerinde durulan özellik son kısımda verilmiştir. İlk okumada verdiği keşif duygusunu her yeniden okumada ve ilk kez okuduğumuz zaman bile daha önce okuduğumuz bir şeyi yeniden okuduğumuz duygusunu veren kitaptır. Okurlarına söyleyeceklerinin tümünü hiçbir zaman tüketmezler. Yani yoğunluk vurgusu vardır. Anlam yoğundur. Her okumada yeni şeyler keşfedilebilir. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi vurgulanmak istenmiştir? Akıcılıkta anlatımın hiçbir engele takılıp kalmadan devam etmesi anlamı vardır. Özlülükte az sözle çok şey anlatma vardır. Tutarlılıkta parçadaki cümlelerin, işlenen düşüncelerin aynı doğrultuda olması vardır. Yani düşünceler birbirle çelişmezler. Yerellik, ulusallık demektir. Yani yazıldığı toplumu ilgilendiren konuların işlenmesi demektir. Özgünlük ise eserin başka hiçbir esere benzememesidir. Anlatımında ve içeriğinde farklı olması demektir. Kafka'nın davasında olduğu gibi herkes için aslında özel bir kapı vardır. Yani hepimiz farklı yollardan girebiliriz oraya. Burada önemli olan içeri girdiğiniz kapının başkalarının kapısına benzemezliğidir. Evet, benzememe vurgusu vardır, farklılık vurgusu vardır, orijinallik vardır. Yani vurgulanmak istenen özgünlüktür. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? İkileme vardır. Yapış yapış ve incin ikilemedir. Kişileştirme de vardır. Sanki gündüz, uzun geceye ancak akşamüstü ölürken kurşun gibi ağır ve kirletilmiş bir sevgili misali topyekun bir biçimde teslim edeceği kendi ısısını gün boyu biriktirmişti. Evet, bu cümlede gündüze insana ait bir özellik verilmiştir. Yani kişileştirme yapılmıştır. Aynı zamanda bu cümlede ancak akşamüstü ölürken kurşun gibi ağır
Burada da bir benzetme vardır. Ve kirletilmiş bir sevgili misali, kirletilmiş bir sevgiliye benzetilmiştir. Yani bu cümlede aynı zamanda benzetme de yapılmıştır. Sıcaklık ve serinlik kavramlarıyla da karşıtlık ilgisi kurulmuştur. Serinlik ve sıcaklık birbirine karşıt durumlardır. Bize verilmiş olan bu parçada tanımlama yoktur. Yani bir varlık ya da bir kavram açıklanmamıştır. Bu nedir sorusuna cevap veren bir cümle yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bize verilmiş olan bu parçada yazar, şiir anlayışıyla ilgili bir düşünceyi dile getirmiştir ve bu düşünceyi savunmaktadır. Dolayısıyla parçanın anlatım biçimi tartışmadır. Sözde soru cümlesiyle yargı güçlendirilmeye çalışılmıştır. Evet, bu da söylenebilir. Beethoven'ın bir eserini dinlediğimizde bu eser neyi anlatıyor diye düşünür müyüz? Yani düşünmeyiz anlamı verilmiştir. Ve aynı zamanda Beethoven'ın eserini burada dile getirmesi, düşüncesini kuvvetlendirme adına, somutlaştırma adına örnek vermesidir. Dolayısıyla düşünceyi geliştirmek için örneklemeden de yararlanmıştır. Bize verilmiş olan bu parçada yazar şiir anlayışıyla dile getirmektedir ve bunu yaparken sözde soru cümlesi kullanmıştır. Samimi bir şekilde düşüncelerini dile getirmiştir. Yani yazar içten bir anlatımla bireysel düşüncelerini dile getirmiştir de yine söylenebilir. Bize verilmiş olan bu parçada bir düşünce dile getirildiği için olay anlatılmamaktadır. Dolayısıyla olay çevresinde gelişen metinlerin yapı unsurları kullanılmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen yazarın kitabı ile ilgili öne çıkarılmak istenen özellik aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bize verilmiş olan bu parçada Kara Kitap'tan bahsedilmiştir ve Kara Kitap'ın Orhan Pamuk tarafından yazıldığı ve çağdaş romanı Türkçenin yüzlerce yıllık hikaye geleneğine büyük bir ustalıkla bağlayan bir eser olduğundan bahsedilmiştir. Evet, üzerinde durulan en önemli özellik bu eserin geleneksel hikayeden beslenmesi ve çağdaş romanla birleştirilmesidir. Bu yönüyle de geleneksel Türk hikayeciliğiyle de yerellik anlamı verilmiştir. Yerellik, bir eserin yazıldığı ulusla, toplumla ilgili konuları işlemesidir. Burada Kara Kitap'la ilgili özellikle üzerinde durulan geleneksel Türk hikayesiyle bağıdır. Dolayısıyla yerellik vurgusu yapılmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya göre sözü edilen yazarın bir üslup özelliğidir? Ülkü Tamer 1950'lerden günümüze çağdaş şiirimizin evrelerinde yenilikçi bir şair olarak en önlerde yer aldı. Evet, burada özgünlük dile getirilmiştir ancak seçeneklerde özgünlük yoktur. Başlangıç yıllarındaki yenilikçi tavrı zamanla halk şiiriyle yakınlaşan bir yerelliğe dönüştü. Evet, burada yerellik vurgulanmıştır. Seçeneklerde bu özellik de yoktur. Son kitabı bir adın yolculuktu. Onun şiir anlayışının yeni ve parlak bir örneği. Burada da yine özgünlük var. Süssüz şiirin türlü zorluklarıyla başa çıkarak büyülü şiir güzelliklerini buluşturan kitabıyla Ülkü Tamer 2015 yılı Necatigil Şiir Ödülü'ne değer bulunmuştur. Evet, son kısımda süssüz şiirin türlü zorluklarıyla başa çıkarak, yani süssüz şiir yazmak bir zorluk getirir ancak buna rağmen bununla başa çıkarak süssüz bir şekilde şiir yazarak ortaya önemli bir yapıt koyduğu için bu ödüle layık görülmüştür. Süslü bir anlatımdan uzak durma yalınlıktır. Cevabımız B seçeneğidir.